Samandağ'da depremden sonra adeta ikinci bir deprem yaşamaktayız. Çünkü nerede bir kanun maddesi varsa hepsi ihlal edilmek için insanlar tarafından sanki yemin edilmiş gibi icraatlar görüyoruz. Samandağ'da bir beton santrali meselesi var. Aylardır konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor, şikayette bulunuluyor. İnsanlar mağdur, insanlar ne yapacaklarını bilemiyor, insanlar devlete güvenmek istiyor. Ancak hiçbir çözüm bulunamıyor. Beton santrallerinin zararlarını açıklamaya gerek var mı bilmiyorum. Ama bunun içinde bulunan çimento tozunun çeşitli kimyasallar içerdiği, bunun solunması halinde sağlık sorunlarına yol açabileceği, bunun çok büyük zararlara yol açabileceği, sadece insanlara değil doğaya, havaya, suya, her türlü maddeye karşı zarar işleyeceğini herkes biliyor. Ama nedense herkes kör ve sağır şekilde görmezden geliyor, bilmezden geliyor ve bu beton santrali hala çalışıyor. İşin acı tarafı bu mağduriyeti yaratan da bizim buralı Samandağlı ve kendisi de aynı tozu, aynı havayı soluyor. Bunun çaresini bulmak yetkililerin iradesine bağlı. Biz bu iradenin bir an önce tecelli etmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Samandağ'da kurulan beton santrali canlıların hayatını tehdit etmektedir. Aynı zamanda bir okula yakınlığı, tarım arazilerine yakınlığı, Asi Nehri'ne yakınlığı ve mahallelerin ortasında olması bu tehlikeyi kat be kat arttırmaktadır. Aslında gayri sahi statüsünde olan bu işletmenin orada kurulması da yasak normalde. Fakat mahkeme dahi oranın yıkılmasının önüne geçti. Yani şirketleri korudular. Aslında ilk kez yaşamıyoruz biz bunu. Deprem süreci boyunca şirketlerin kârı için enkazların toplanmasına bile müdahale etmeyenler bugün beton santraliyle karşımıza çıktılar. Aynı zamanda Akbelen'de benzerini yaşadık. Aynı zamanda Hopa'da. Anlıyoruz ki bizim yaşamımızın, sağlığımızın hiçbir önemi yok. Burada şirketlerin kârı daha kıymetli oluyor ve mahkemeler de kendi yasalarına bile aykırı davranabiliyor. Aslında bunun karşısında bunu durduracak tek gücün halkın mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Evet, Samandağ'da birçok defa birçok insan bunun için açıklama yaptı, istemiyoruz dedi, sağlığımızı tehdit ediyor dedi. Ama daha güçlü bir şekilde bunun örgütlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve aslında çalışma ruhsatı da olmayan, yerle ilgili ruhsatı da olmayan bu işletmenin hızlıca durdurulması için yapılacak tek şey bunun için mücadele etmek olacak. Ve Artvin'de de bir benzerini gördük. Şirketi koruyan polis, devlet, mahkeme bunlara karşı insanlar orada ağaçlarını korudular. Bu insanlar üzerine ateşle müdahale edildi, ateş açtılar. Ve ona rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek bunu orayı sahiplendiler, topraklarını sahiplendi Artvin halkı, Hopa halkı ve benzer bir şeyi de benzer bir mücadele hattını da Samandağ'da örgütlemeliyiz diye düşünüyorum. Bütün ülke için de geçerli. Beton santralleri, taş ocakları ve yaşamımıza, doğamıza kasteden bir sistemle karşı karşıyayız ve bunun için tek yol, kendi geleceğimize sahip çıkmak için tek yol, örgütlenmek ve birlikte mücadele etmek olacaktır.